Değerli Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, çok teşekkür ederiz. Bizi kısa sürede kongreye taşıyacağınız için hepinize öncelikle çok teşekkür ederim. Emeklerinize ve katkılarınıza minnettarız. Dev Çınar, Yeni Filiz'in kıymetli üye ve delegeleri, basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli misafirler, birçoğunuz beni tanıyor şüphesiz. Ama aranızda tanımayanlar da vardır. Bir de beni benden dinleyin istedim. Aslında bir Alman atasözü de der ki, insan kendini met ederse kokar. Bu atasözüne inanan bir insanım. Ancak çok adaylı bir yarışta ilk defa dahil olan bir kardeşiniz olarak amacım bir anlamda kendimi tanıtmak, Anadolu deyimiyle kendimi beğendirmek isterim. Malumunuz, adaylığım doğrultusunda ilk önce kendisini tanıtması gerekir. 1978 yılında doğdum. Babamın öğretmen olması sebebiyle birçok ilde ikamet ettim. 1989 yılında İstanbul Beykoz'a yerleştik. Aileden partili olsak da benim partimle ilk tanıştığım ta o yıllara dayanır. Henüz 11 yaşındaydım. Partimin çeşitli kademelerinde görev almaya başladım. O yıllarda yaşıtlarım tabiri caizse oyun oynarken ben bu ülkenin kurucu iradesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tozunu yutmaya başladım. Partim ile tanıştıklığımın yanında o yıllarda partimin iktidarı ile de tanıştım. Ama ne üzücüdür ki o günden beri partimin iktidar oluşunu göremedim. Benim göremememle birlikte elbette ki sizler de göremediniz. Siyasetin dışında bir de aileme katkı sunmak için çalışmam gerekiyordu. Çok küçük yaşlarda çalışma hayatının içinde buldum kendimi. Her çocuk gibi ben de memur bir aileden gelmenin dezavantajlarını ekonomik olarak yaşadım. Birçok ile uğraştım o yıllarda. Eğitimimi tamamladıktan sonra kendime ait mali müşavirlik büromu açtım ve o gün bugündür Kavacık'ta kendime ait mali müşavirlik bürosunda çalışmaktayım. Sevgili dostlar, kısaca parti geçmişim ve mesleğime dair sizlere anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Asıl konu ise ilçe başkanlığına neden aday oluşumdur. Sevgili arkadaşlar ve parti büyüklerimiz, gençler olarak artık partimizi yerelde ve genelde iktidara taşımak istiyoruz. Emin olun ki bu iktidar yürüyüşümüzü gerçekleştirecek güç ve enerji bizlerde mevcuttur. Yeter ki inanın ve bize destek verin. Şüphesiz partili büyüklerimizin deneyim ve birikimleri çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere artı bir enerji, artı bir güç katacaklardır. Artık büyüklerimizin gençleri afiş asan, pankart asan birileri olarak görmemeli. Bu anlayışı partimizde değiştirmeliyiz. Gençler ancak bu anlayışın yıkılmasıyla siyasette kendilerine yönetim kademelerinde yer bulabileceklerdir. Bizler gençler olarak diyoruz ki, aklın ve bilimin ışığında hareket eden, partimizin iktidar reçetesi ve yol haritası uygulama becerisini ve gücümüzü kendimizde görüyoruz. Partimizin ve onurlu geçmişimizden aldığımız güçle geçmişi olmayanın geleceği de olmaz diyoruz. Ve bu şiarla yola çıktık. Bu şiarla çıkmış olduğumuz yolda binbir türlü zorluğu ve meşaketin de olduğunun farkındayız. Sürecin olağan bir süreç olmadığını da biliyoruz. Bizler
Bu bildiklerimizin yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün ezbere bildiğimiz gençliğe hitabesini de Bursa nutkunu da içselleştirmiş bir gençlik nesiliz. Ülkenin içinde bulunan tüm olağanüstü koşullara hep gençliği vazife gösteren o büyük eseri nutku dahi gençliğe hitap ile bitiren bütün umudum gençlendedir diyen Mustafa Kemal'in Atatürk'ün izinden yürüyen kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi genç ve dinamik referleri olarak diyoruz ki bizler bu demokratik yarışta tüm gücümüzle var olacak, gençliği parti içerisinde hak ettiği yere ulaştıracağız. Biz gençler olarak böylesi önemli bir göreve niçin talibiz ve neden adayız? Parti içinde tüm kırgınlıkları gidermek için adayız. Ötekisi olmayan, biz diyenilebilen bir anlayışı hakim kılabilmek için adayız. İçe dönük değil, yüzü iktidara dönük olan bir anlayışı başlatmak için adayız. Kadınlarımız ve gençlerimiz daha rahat siyaset yapabilecekleri bir zemini oluşturmak için adayız. Parti içi kurumsallaştırmayı, parti içi demokrasiyi işlev hale getirmek için adayız. Partimizin altı okunu Yılmaz bekçileri olmak, partimizin hak ettiği yere getirmek ve taşımak için adayız. Ben ve arkadaşlarım ilk seçimlerde partimizin her kademesinde hiçbir kademesine aday olmayacağımızı, ne milletvekili ne belediye başkanlığı, sadece ve sadece ilçemizin başarısı için uğraşacağız. Partimizi önce Beykoz'da iktidar yapacağız. Önümüzdeki süreçte il başkanlığına en az iki tane il başkan yardımcısı vereceğiz. İstanbul'da parti meclisine seçilecek isimlerinde Beykoz kökenli siyasetçilerin genel merkez düzeyinde bizleri temsil etmeleri için milletvekili ve genel başkan yardımcılarımızla aktif şekilde çalışacağız. Partimizin kıymetli üyeleri ve sevgideğer delegasyon, bu saydığım maddeler benim ve arkadaşlarımın anayasasıdır. Bunların tümü bizler için olmazsa olmaz hayati öneme sahip maddelerdir. İnşallah ilçe başkanı olduğumuzda sizler de göreceksiniz ki bunların hepsi bir bir hayata geçecektir. Bundan son kez şunları söylemek istiyorum. Değerli partili büyüklerim ve sevgili arkadaşlarım. Gelin bir olalım. İri olalım, diri olalım. Birbirimizi sevelim, saygı duyalım. Bu sevgi ve saygı sözcüklerini içselleştirelim. Öyle bir kongre gerçekleştirelim ki sadece adı olağanüstü kongre olsun. Ama her şey olağan ve güzel olsun. Cumartesi günkü gerçekleşecek olan kongremiz önce ülkemize, daha sonra Beykoz'umuza hayırlar getirsin. Gençliğe yer verin, iktidara gidelim. Yaşasın sol, yaşasın sosyal demokrasi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.